Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Atletik Bilbao'nun 2 sene sonraki halini konuşacağız. E, tıpkı Vefa Spor kariyerinde yaptığımız gibi gördüğünüz üzere şampiyonluğumuzdan sonra Barcelona tahtını tekrar geri almış, üst üste 2 kere şampiyon olmuş. 2021-2022 sezonunda e, 4. sıradaydık, şimdi 7. sıradayız. Teknik direktörümüz Zidane ki olabilecek en iyi tercih diyebilirim. Madem biz menajerliği bıraktığımıza göre, herhalde tahtımıza en uygun isim Zidane'dı ama Zidane görünen o ki umulan başarıyı tekrarlayamadı. Kadroya bir bakalım. Şimdi Williams yani çok fazla bir şeyler değişmiş Tekniğini 14 yapmış galiba, bitiriciliğini 14 yapmış. E, onun dışında çok fazla hızlanması çok düşmüş ya. Hız hızlanması 18 Hızlanması 19-20 civarı bir şey değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hızlanması bayağı iyiydi sanki hızlanması çok düşmüş. Nunez'e bakalım. Nunez zaten kapasitesine tamamıyla ulaşmış noktada. Bizim bıraktığımız noktadan çok fazla gelişmesi zaten beklenemez. 4 yıldız potansiyeli vardı. 4 yıldızı da ulaşmıştı. Gayet iyi bir profili var. 65 milyon euro değeri var. Üçüncü sırada Odrizola var. E, kaça aldık? 55 milyon yureye almıştık. Fiziği inanılmaz olmuş. Zaten böyle e, vücut zindeliği sanki 16 olmuş galiba. Hız hızlanması, dayanıklılığı vardı. Dengeyle dengeyi de 16 yapsa zaten efsane olacak. Markaj 15 14 şey o orta 15. Bunlar 14. ...14'tü diye hatırlıyorum. Evet 14 14 14'tü diye hatırlıyorum. 15 15 olmuş. Bu arada Nedense menajer olarak Atletik Bilbao'nun başına geçemiyorum. O yüzden başka bir seçebileceğim tek bir kulüp vardı, Huesca'ydı Onu seçip oradan bakmak zorunda kaldım. Niye öyle oldu bilmiyorum. Sanchet konusunda büyük sürpriz var. Özellikle değer konusunda 17 17 17 olmuş. Vizyon 18 olmuş. Profili var ya. Dayanıklılık 16, hızlanma 16 olmuş. İnanılmaz gelişmiş. Ben yalnız Sanchez'in böyle olacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi tabii e, kulüp Atletico Atletin başında olmadığınız için şunlar yanıltabiliyor. Şu an ikincilik kulübünü almak zorunda kaldım mecburen. O yüzden herkes 19-20 arası bir şey e, onun kalitesiyle kıyasladığından dolayı. Ondan sonraki sırada Balde var. 37 milyon euro. Çok büyük e, başarılar bekliyor. Bir türlü hızını 16 yapamamış. Çok büyük başarılar beklediğim bir isimdi. İlk kontrolünü 16 yapmış. Teknik tamam. Dribbling tamam. Top kapma 11. Markaj 12. 14. 13. Evet. 20 yaşına gelmiş. Nereye kadar gider bilmiyorum. Bir yarım yıldız daha gelişir diye gözüküyor ama sanki profili böyle kalacak. Profili böyle kalırsa yani çok umduğum seviyede diyemem ama katkısı her zaman için iyi olacaktır. 6 gol de bırakmışız biz Yine bir 6 gollük katkısı var Ondan sonra da 6 asist yapmış son sezonunda Fena değil Yerine daha iyileri bulunabilirdi Ama şu fiyata zaten 40-50'ye satabiliyorsan Hiç bakmadan satarsın İnanılmaz bir e, Kar elde etmiş olunur 6 milyon euro'yu biz almıştık Sanchez zaten altyapıdan gelen oyuncu Aymar'a Bakmadık galiba Aymar'a bakalım Şunları 16 yapmamış e, topsuz alan vizyon 17 17, karar alması 16 olmuş. O da herhalde artık yavaş yavaş yani limitine ulaşmış durumda. Şu e, buralar yeşil olmuş. Zaten fiziğinin çok fazla üst düzey olmasını e, beklemiyorduk ama henüz 26 21 yaşında pardon ne 26. İlla şunlar da gelişecektir diye tahmin ediyorum. Çalışkanlık belki gelişmez ama yine e, kaça almıştık. 4 milyon euroya almıştık. Şu an değeri 46 milyon euro. Yani rahat 65-70'e satılabilecek bir oyuncu. Ander 40 milyon euroya alınmıştı en pahalı transferim herhalde öyle hatırlıyorum. Dripling 13, ilk kontrolü 10 kalmış. En azından 11-12 olmasını bekliyordum ben. Teknik konusunda çok fazla ilerleyememiş ne yazık ki ama kararlılık 16, özel yetenek 16. Topsuz olan 16, vizyon 14. 16, 13, 16, 13, 14, 15, 12. Evet. 28, 500'de kalmış. Biraz hayal kırıklığı diyebiliriz ama zaten çok da fazla alternatifimiz yoktu. E, katkısı ne olmuş? Skora katkısı inanılmazdı ben bıraktığımda. Aldığım sezon 41-500'ü e almışım. 11 gol, 6 asist, 17 gole doğrudan katkısı var. Yani benim diyen kanat oyuncusunun yapamayacağı katkılar bunlar. Bir forvet katkısı vermiş resmen. 17 gol az uz değil. Özellikle e, özel talimat vermiştim İnyaki'ye. Ortaları arka direğe doğru, andere doğru açtı. Bunun faydasını çok gördük. Sonrasında 12 gole katkı, sonrasında da 9 gole katkısı var performansı giderek düşmüş ama tabi bunda taktiksel anlayışın da etkisi illaki vardır şimdi Hozeramon yine çok büyük beklentilerle aldığımız bir oyuncu olmuş yani 15-15 16-17 serbest vuruş 16 teknik 14 uzaktan şut 12 karar alma 14 ön sezon 13 özel yetenek 18 soğuk kanalık 13 topsuz alan 18 vizyon 15 15, 15, 12, 13, 14, 13, 16. Geleceğin yıldızı gözüküyor hala. Ya bu da tabii 19 yaşında. Siz buna bakmayın. Ben size söylüyorum. Bunların çoğu daha potansiyeli vardır. Bir türlü ne yazık ki seçemiyorum atletik bir bay. Öyle bakabilsem daha muhtemelen bir, bir buçuk iki yıldız daha gelişecektir bunlar. Oroz da öyle, Balde de öyle. Şunlara çok aldanmamak lazım. Bu çünkü başka bir takımın belirlediği skala. Zaten takım kötü olunca bütün oyuncular 18-19 civarı bir şey oluyor. Asiye bakalım. Yani iyi bir yedek. 23 milyon euroya çıkarmış yalnız değerini. İnanılmaz bir para. Baksana bu bile 3.5 yıldız net şey 4,5 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor. Evet. Buraya hiç bakma. İstikrarı çok fazla yok. Yani o fiyatlara ben tabii ki de satardım. Hatta devam etseydik 10 milyon euroya falan da satardım yani. Ben 23'leri beklemezdim muhtemelen. Çünkü e, o sezon ihtiyacımız olan anlarda çok fazla ileri çıkamadı. Belki yine iyi bir gol katkısı yaptı. Şur sure, evet 16 maçta 10 gol. Aslında hiç fena değil. Ama yine de daha etkin olmasını bekliyordum ben. Robert Navarro 15-14, 15-16-16. Güzel gelişmiş. Tabi biraz daha oynasaydı daha da iyi gelişirdi. Oynatmamış ondan sonra. Az takıma çıkarmış. Evet. Son sezonda oynatmış. 24 maçta oynatmış. 1 gol, 2 asist katkı vermiş. Fena değil. Boza, en büyük herhalde ee, oynatırken sürprizlerden biriydi ama ondan sonra vazgeçilmezlerden, efsanelerden biri oldu. Hakikaten inanılmaz gelişmiş. 16 17 dribbling 15'te 17'ye çıkarmış. İlk kontrolünde 16 yapmış. Kafa vuruşu 14. 17, 17, 16, 18. Dayanıklılığını 11, e, dengesini 12 yapmış. Güç hala 5. Gücün yani yüksek olması önemli değil. Çünkü zaten Messi gibi aralardan çok güzel kaçtığı için yalnız o e, bizim bıraktığımız performansı hiçbir şekilde verememiş. 37 maçta 24 gol, 2 asistle bırakmıştık biz. Bu sezon 23 maçta 3 gol, 2 asist yapmış. Keltoş bilmiyorum. Beceremedi bu işi galiba. Nico Serrano. Bitiriciliğini 16 yapmış. 14-14-16-15. Yani 16-16-19. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biraz daha sabret sabretseymişiz. Ander'in tahtını alırmış. Yani Ander'in tabi zihinsel olarak daha iyi olduğu açık ama teknik ve fiziksel olarak çeviklik 19 ne demek ya? 16-16-19. Maşallah. 26 maçta 3 gol 2 asisti var yine de. Zidane becerememiş. Verim alamamış oyunculardan. Raul Maro. Dribbling'in 16 yapmış. İlk kontrolü 15. Ortası 13. Pas 12. Teknik 12. Kararlılık 18. 14-14-13. Jorge Herrando. Kafa 14, markaj 14, top kap 14, karar alma 18, kararlılık 16, güç 15, denge 16, zıplama 15. Çok fazla üzerine bir şeyler katmamış gibi ama oynamış mı? Oynamış. Herhalde potansiyeline yaklaşmış. Zaten çok da öyle büyük bir yıldız olması beklenmiyordu ama şu profil gayet iyi bir profil iyi bir rotasyon oyuncusu hatta iyi bir yedek haline gelebilir. Şampiyonlar Ligi için düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi başa Şampiyonlar Ligi'nde başarı için çok daha iyi bir üst düzey bir stopere ihtiyacımız vardı. Reflex 14 galiba 15 olmuş. Hava topları 17 olmuş. Ön sezon 16. Yani çok fazla gelişmemiş. Ramos oo, Ramos var ya harika olmuş sol tarafta bizim hiçbir şekilde ihtiyacımız kalmamış ya 21 e, maç 2 gol 3 asist Evet katkılar çok düşük Aslında işte Anderi neden aldık Biz takımda çok fazla mevkide e, genç oyuncu olduğu için sol tarafa da bir tane 16 yaşında John Ramos gibi bir oyuncu yatarsak Artık takım iyice çökecek diye düşünüyorduk. Çünkü sezona başlarken bütün sezon geç, geçmişteki geçen sezondan daha kötü bir performans gösteririz diye düşünüyorduk. Şampiyon olduk tabi sezona başlamadan onu öngörmemiz mümkün değildi. Yoksa Ramos'la da gidilebilirdi. Şu profil harika bir profil. İnanılmaz geçmiş. Yine altyapımızdan çıkan bir oyuncu. 14-16-15-16-16 18-16, karar alma 16, özel yetenek 18, vizyon 16, top sağan 14. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? İnanılmaz. Daha da kaç yaşında? Daha 19 yaşında. Gelişir yani. Zinsi olarak ister istemez. Olabiyi. Evet. Güzel bir oyuncu olabilir diyorduk. Fiziğini baya iyi hale getirmiş. Gücünü 11 dengesini 11 yapmış. Daha da artacaktır diye düşünüyorum. Kafa 13, markaj 12, top kapma 13. 15, 14, 14, 10, 12, 11, 11, 12, 11. Zinse olarak hiç fena değil olabilir. 18 yaşında. Nerelere kadar gider bilemiyorum. 10 maç oynamış. Belki biraz daha B takımında oynasaydı hiç B takımında oynatmamıştır muhtemelen yapay zeka. Ben onu az takımda bırakmıştım. Evet. Bir maç oynamış. O da hiçbir şeye yetmez zaten. Biraz B takımında pisseydi daha iyi olabilirdi. İlo'yu az takıma çıkarmış. Bu da çok iyi olmuş ya. Sol tarafta hangi birini oynatacağını şaşırırsın. Cesaret 17 ki baya bir sakatlık sıkıntısı çıkarabilir. Liderlik 16, özel yetenek 17, teknik 16, pas 13, dribling 15, ilk kontrol 15, uzaktan şut 11, çeviklik 17, dayanıklılık 10, hız 18, hızlanma 15. Arieta 13, 15, 15, 11, 13. Çeviklik 16, dayanıklılık 12, denge 18, hız 15, hızlanma 16, topsuz alan 16, soğukkanlılık 15. Ön sezon 14, çalışkanlık 13, karar alma 13. Bitiriciliğini çok geliştirmiş. Zaten 14'e çıksa yeter. 9'lardan geldi bu seviyeye. Belki 14 hiç olmaz bile ama. Mesela ben olsam Asi'yi satıp artık Ariyata'yı yedek olarak oynatırdım ki... Aslında Asi yerine çok daha faydalı olur. Çünkü rol olarak tam istediğim kıvamda benim. Sahte forvet de oynar... İlk başta sahte forvetti, şimdi yaratıcı forvet, komple forvet diyor. Ben ya yardımcı forvet ya da sahte forvet olarak oynatırdım. Şey, 25 maçta 3 gol 2 asist yapmış. Evet yani Zidane oyuncuların hiçbirisinden verim alamamış. Rodri tekniği hallolmuştu. olmuştu, markajı 16 olmuş. Karar alması var ama zihinsel hiçbir zaman için İstenilen seviyeye çıkamayacak gibi fiziği de biraz ortalama kalmış ama Bey takımında da oynamış 12 maç. Bilmiyorum. 25 maç, 19 maç. 12-18. Rodri biraz hayal kırıklığı oldu gibi. Ve Ivan Martinez. Ivan Martinez bence bayağı iyi olmuş. Refleks 16. Hava topları 13, elle oyun başlatma 15, elle kontrolü 14, birebir 16, bölge hakimiyeti 13, ani çıkış 12, konsantrasyon 16, ön sezon 16, pozisyon alma 15, soğuk 14, karar alma 15, çeviklik 16. Bence harika bir kaleci olmuş. Zinsele ele inanılmaz olmuş. Yalnızca iki maç oynatmış. Ben mesela Simon'u satar artık Ivan Martinez'le devam ederdim. 19 yaş altında birkaç oyuncu vardı. Değerlerine göre şöyle bir baksak. Lorenzo Medina. Evet ilginç. Şuradan isim olarak hatırladıklarımızdan Aa bunların hepsi yabancı gibi. Bir şeye bakalım o zaman. B takımına bakalım. Kimler kaldı B takımında? Carlos Alvarez. Hız 16 çeviklik 17. Yani fena değil. Williams'ın pek tahtına oturacak gibi değil. 15 15 15 14. Çeviklik 16 hız 16. Zinsel e. Larinaga fena değil. Kafa 16 pas 12. Top kapma 15. Çalışkanlık 16, kararlılık 15, karar alma 13. Fizik yani. İlk kontrol 16 fas 17 teknik 15. Gael Alonso. Kafa 11 Markoj 15 top kap 14. 14 11 15 15 teknik 15. Karbonel de çok olmamış gibi. Andoni Ramirez. Geç. Carlos Diaz. Allah aşkına karakterini değiştirdi mi? Bana onu söyle. Azimsiz. Olmadı ya. <laughs> bu çocuk en kötü transferin bu olarak kalacak gibi. O Erzun zaten yaşlıydı. Yedek olarak almıştık. Bu çok gelecek vaat ediyordu. Çok fazla oynamamış galiba. Üzgün de gözüküyor. C takımında oynatmış. Yeni sözleşme istiyor. B takımında oynaması daha iyi olurdu. Kepa'yı geç. Ruben'i geç. David Martinez'i geç. C takımına kimleri atmış? Luciano fena değildi. E. Anthony fena bir oyuncu değildi. O da çok fazla şans bulamadı galiba. Sonuç olarak kadro bu. Çok önemli sürprizler var. Çok gelişen oyuncular var. Umduğumuz seviyelere çıkamayan oyuncular var. Ama bunların hepsi zaten olacak futbolun içinde olan şeyler. Zidane'ın performansı çok iyi diyemeyeceğim. Oyunculardan çok fazla verim alamamış. Ve 7. sırada. 4. sıra 7. sıra düşüşte diyebiliriz Atletik Bilbao. Genç oyuncuları toparlaması da önemli pek. Bana oyuncu toparlamış gibi gelmedi yapay zeki ama tabii ki Türkiye liginde iyi oldu bir gerçek. Başka bakmamız gereken bir şey kaldı mı? Başka bakmamız gereken bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Dördüncü bitirdiğini söylemiştik. Onun dışında kupa aldıysa da diğer kupalar zaten çok önemli değil. Şöyle bir bakalım. Yarı final İspanya kupasında şeyi kazanmış. Yine baskıların kupasını kazanmış. Çok fazla önemli değil. Çeyrek finale çıkmış. 3-2 kendi evinde kazanmış. Deplasmanda 5 yemiş United'dan. Yani çeyrek final fena bir başarı değil. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki yet doğru oyuncuları kadroyu katamadığın zaman kadro seviyesini Bilbao'da çıkarmak çok çok zor. Evet arkadaşlar. İki sene sonraki vaziyet bu. Yeni kariyerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.